Belinde silah bir tekstil firmasına girmiş, iddiaya göre gözdağı verip şirkete çökmeye kalkmıştı. İşte o adam Şov Haber'e konuştu, çökme iddiasını reddetti ve asıl mağdur benim dedi. Yani bu açık açık bir yağma silahla gelerek önce bizi tehdit etti. Bize ait olan malları gündüz vakti yağmaladı. İş yerini yağmalamaya çalıştınız mı? Kesinlikle hayır. Recep Caymaz tekstil şirketi sahibi günler önce Yasin Güler onu şirketine çökmeye çalışmakla suçlamış ve hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti. Bakın Recep Bey'in o iddialara yanıtı ne oldu? Ben makinelerimi Yasin Bey'e işlerimi yapması için vermiştim ama geri döndüğümde alamadım. 10 ay önce şirketimiz bir konkordato aldı. Alacaklardan bir tanesi bunun için bazı tetikçiler gönderdi. Biri sizi tetikçi olarak mı tuttu? Kesinlikle hayır. Buradaki makineler benim. Ya bu devire şartlarına anlaşırsın yoksa burayı haciz edip üretimi durdururuz gibi bir tehditle geldi. Ama iddiaya göre işin aslı öyle değildi. Ben ürünlerimi kontrol için gitmiştim oraya. Çünkü bu firma kesinlikle bütün mallarımızı başka şekillerde başka firmalara satmıştı. Bu da kesinlikle iftira. Belinizde neden silah vardı? Taşıma ruhsatlı silahım vardı. Ben o gün sıcaktan ceketimi çıkarttım. Konuşurken silahım görükmüş. Ben onun farkında bile değilim. Bu fabrikayı sana vermeyeceğim dediğimde bir yumruk attı. Orada hakaret ediyor, elleri cebinde. Firmaya giremeyeceğimi söylüyor. Malları göremeyeceğimi söylüyor. Taciz ediyor. Ben kendisini sadece o alanda ittirdim. Bizi silahla yağmalayan kişiyle aramızda en ufak bir alacak verecek ilişkimiz yoktur. Sizin ne alacağınız vardı peki Yasin Bey'de? Hem dönmüş çeklerim vardı, hem de yaptığımız ticaretle alakalı alacaklarım vardı, hem de firmada 3 tane kendime ait makine vardı. Bu sadece Recep Bey'in nitelikli yağmasını aklamak için kendince uydurduğu bir kaynaktır. Şirketime çöktün çökmedim tartışmasında son kararı yargı verecek. Bilirkişi raporu sunuldu. Mahkemede muhtemelen bununla ilgili iflas kararı verecektir zaten. Şu an firma icra oldu ve yedi emine kaldırdı mallarımız.